sultanım. Hünkârımız az önce... Hakk'ın rahmetine mi kavuştu yoksa? Allah muhafaza. Hünkârımız iyileşti. Emin misin Cennet? Handan'la dervişin oyunu olmasın? Kes sesini Fahri. Günhane Dağı'mızın kutlu günüdür. Yüzümüz gülecek, dilimiz şükredecek. Padişahımızın yanında yerimizi alacağız. Hünkârım, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Rabbim sizi devlet-i âliyenin başından eksik etmesin. Padişahımızın fermanı şerefidir. Ben ki yedi iklimin padişahı Sultan Ahmet Han'ım. Herkes işitsin ve bilsin ki şifa buldum, iyileştim. Yüce Allah'ın lütfuyla can bulduğum bu kutlu günde zinhar can almayacağım. Hastalığım boyunca çıkan hadiselere iştirak eden herkesi bağışlıyorum. Hadiselerden zarar gören evlerin ve iş yerlerinin tamirat masrafları hazineden karşılanacaktır. İlaveten ağır suçlar haricinde bilhassa alacak verecek davasından zindanlarda tutulan bütün mahkumların salıverilmesini emrettim. Borçları hazinemden ödenecektir.
Bizimkiler kardeşleri getirin. Derhal. Mehmet. Mehmet! Ne yapıyorsunuz siz? Ben Şahin Gülay'ım! Ben bir azadeyim! Validem. Hünkârımız ayak divan istemiş. Derviş Paşa da Mehmet'i öldürmek için Rumeli Hisarı'na gitti diyorlar. Sen bizim akıbetimiz yerine hala Mehmet Giray'ı mı düşünürsün? Yardım edecek misiniz onu söyleyin. Mazide seni kırdım, üzdüm. Lakin hiçbir şey senin bana olan öfkene bahane değil. Gözüme diktiğim her şeyi kazandım. Bir tek senin sevgini kazanamadım. Ne yaptıysam her şeyi senin iyiliğin için yaptım. Sense akıl almaz günahlara bulaştın. Siz ne yaptıysanız kendiniz için yaptınız. Kudretiniz için. Günahımın vebali de sizin boynunuzadır. Biz önce valideniz. Validen olmadan önce de sultanız. Dairene git. Ve günahlarının vebalini ödemeye hazırlan. Siz de hazırlanın validem. Zira sizin günahlarınız en az benimki kadar büyük. Giray kardeşler. Sizi biraz beklettim. Lakin kusura bakmayın. Padişah efendimiz hükmünüzü henüz verdiler. Alay etmeyi bırak paşa. Al kellemizi, bitsin bu iş. Boşuna uğraşma kardeşim. Onun yüreği yetmez. Bana kalsa çoktan almıştım kellenizi. Lakin hünkârımız zindana atılmanızı emretti. Yedi kule zindanlarını. O zindanlarda fare gibi yaşamaktansa ölmeyi yeğlerim. Hemen. Şimdi alın canımı. Rumeli Hisarı'ndaki sefahat dönemi bitti. Giray kardeşler. Bundan böyle sizin için yedi kulede sefalet dönemi başlıyor. Götürün şunları. Sen de biliyorsun Derviş Paşa. O zindandan çıkacağım ve senin ciğerini sökeceğim. Bekleyeceğim seni Şahin Giray. Görelim bakalım kim kimin ciğerini sökecek. Fahriye'nin yine bir delilik yapmasından korkuyorum. Mehmet Giray öldüyse zinhar zapt edemeyiz. Bir an evvel Derviş Paşa ile evlendirmemiz şart. Yoksa her daim başımıza bela olur. Sultanım, Fahriye Sultanımızın gönlü yok malum. Hele ki bu hadiselerden sonra zinhar istemez. Bir de sizi artık dinlemiyor sultanım. Validem. Ahmet bizi kapısından çeviriyor. Düştüğümüz hallerin yegane sebebi sensin. Düşürdüğün yerden kaldırmasını da bil. Derviş Paşa ile evlenmeyeceğim halde. Öyle bir sır taşıyoruz ki gözyaşı sarayına değil mezara gideriz. Hiç şüphen olmasın.
Derviş Paşa ile evleneceksin. Hem de gül oynaya. Aç kapıyı. Alıştı. Senin tahtın Şahin. Burası da Hasso'dan sarayın. Fareler de Vezüran. Alsana. Al hayallerini Şahin. Ben en azından seni satmadım. Kendi hayallerimin peşinde gittim. Hayallerinde bu da var mıydı Şahin? Bu rezil yerde çürüyerek ölmek de var mıydı? Ha? Kardeşim, burada çürüyeceğiz beraber. Oldu mu? Bırak! Bırakın! Bırak! Derviş Paşa'm. Söyle. Yeni Kule'den geldi. Şahin Giray sizi görmek istiyormuş. Kim getirdi ha? Nasıl olur? Ha? Şahin Giray kimseyle temas kurmayacak demedim mi? Derviş Paşa, nihayet geldim. Mektup gönderdiğine göre satın aldığın birileri var. Onların kellesini almaya geldim. Sen evvela kendi kelleni düşün Derviş Paşa. Ne yaparsın, nasıl yaparsın bilmem. Ama beni bu delikten çıkartacaksın. Beni ve kardeşimi. Ya çıkarmazsan? O vakit Sultanahmet senin bir hain olduğunu öğrenir. Şahin bana her şeyi anlattı. Vaktiyle ona hizmet etmişsin. Mazin epey karanlık derviş. Gece gibi karanlık. Yakında Fahriye Sultanımızla evleneceğimizi de anlattı mı? O çok sevdiğin, aşktan yanıp tutuştuğun...
Fahriye Sultan'la? Zinhar buna müsaade etmeyeceğim. Duydun mu beni derviş? Ona dokunursan seni öldürürüm. Derviş, padişaha her şeyi anlatırız. Bağırın bakalım, bağırın, bağırın, haykırın, hadi. Hünkârımız işitir belki sesinizi. Bitti Şahingeren, bitti. Elinde hiçbir delil yok. Kaybettin. Kaybettiniz. Bitti. Bitmedi derviş. Bitmedik. Bizden öyle kolay kolay kurtulamazsın. Sultanım. Hünkârım. Eski sarayda en az burada olduğunuz kadar rahat edeceksiniz. Ayrıca bir arzunuz, eksiğiniz olursa... Sultanım, afiyettesiniz inşallah. Hamdolsun iyiyim. Son zamanlarda... olan olaylardan sonra biraz yorgun. Üzgünüz. Öyle olsun istemezdik. Validem! Validem! Çağırın. Hekim çağırın çabuk! Validem! Çok üzgündü son günlerde. Bunu hak edecek ne yaptım diye kendini yedi bitirdi. Hekim kadın, vaziyeti nedir? Keder hünkârım. Keder sultanımızın içine bir kurt gibi kemirmiş, onu dermansız bırakmış. Sultanım, daha iyi misiniz? Gitmemiz lazım. Aman sultanım, ne gitmesi, sizin istirahat etmeniz lazım. Dünyanın bir ucuna gitmeyeceğiz hekim kadın. Eski sarayda kafi miktarda istirahat edeceğiz zaten. Validem, sultanım. Durun, zinhar kalkmayın. Madem kalkmayın, durun. Dinlenin biraz. O ne cennet? Güvercin kalbi. Kan sızması için. Nasıl? Hepsi oyun muydu? Hasta falan değil misiniz? Ne oldu Fahriye? Sevinmedin mi? Hasta olmamızı mı tercih ederdin? Hayır. Sen dairene dön Fahriye. Bülbül, sen de hekim kadına mükafatını ver. Aman diyeyim, ağzını sıkı tutsun. Merak buyurmayın sultanım. Hekim kadın oyununu öyle güzel oynadı ki bilhassa da siz... vallahi bir an ben dahi hasta olduğunuzu düşündüm. Uzatma. Kösem'in babasından haber ver. Nasip Ağa'ya ilettim sultanım.
icabına bakılacak. Âlâ. Sultanım. Ne yaptın Sedef? Yollayabildin mi mektubu? İnşallah bir gören olmamıştır. Harem karışık. Kimseye ruhu duymamıştır, merak etme. Nerede olursanız olun Hanzade. Kalbim sizinle. İnancınızı ve gücünüzü kaybetmeyin. Sizi oradan çıkarmanın bir yolunu bulacağım. Ve biz yeniden kavuşacağız. Tıpkı suyun toprağa kavuşması gibi.